Nasılsınız efendim? Harikasınız. Gülümseyin. Bir öpücük olabilir. Harikasınız. Bir de bu taraftan alabilir miyiz? Doğru mu? Size doğru. Bize bakın. Arkadaşlar hepiniz bu tarafa doğru. Evet. Evet. Şöyle benden bir sefer sarılır mısın damat bey? Ya şöyle arkadan olsun belki. Şöyle. Evet. Tamam. Buradayız efendim. Hadi yakınları çek. Gözler kapanıyor. Çok güzel. Bir şöyle çaprazdan bir tane alayım. Gelin. Daha pes. Bu tarafa geçin bu sefer. Evet. Evet. Abi çok pardon. Kardeşim anahtarı ben de zorla bakıyorum. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Buradayız efendim. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Birbirinize bakabilirsiniz. Eliniz cebinizde olabilir damat bey. Evet, harikasınız. O bizim bir de ben geliyorum. Hadi bakalım iskeleye geçelim. Yok, iskeleye geçelim efendim. Olur mu? Yapacağız mı biz? Kayda girelim. Evet. Merhabalar. Mutluluklar dileriz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Sizin gününüz bugün. Siz nasılsınız? Biz bomba gibiyiz. Değil mi aşkım? Bomba gibiyiz. Heyecanlıyız. Harikayız. Güzel bir gece bizi bekliyor. Evet. Zaten çok uğraştık bunun için. Evet. İnşallah her şey çok güzel gider. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Nasıl başladı peki hikayeniz? Hikayemiz yaklaşık 1,5-2 sene olmadan, 2 sene olmadan evetimizi dedik. Yine iyi beklemişiz. Tabii bir 37 yaşına kadar birbirimizi beklediğimiz için iyi beklemişiz. Nasıl bir evlilik teklifi geldi peki? Hayalini de çok iyi bilmedi. Güzeldi. Çok güzeldi. Onu paylaşmıştım. Ve çok güzel bir yerde sürpriz yapmıştım. Çok güzeldi. İçimizden geldi. Duygusal bir evlilik. Evet. Peki bugün evleniyorsunuz. Balayı planı var mı? Var. Şöyle yakın yerlere gitmek. Bizim herhalde yurt dışı olarak yakın yerlerde. Birkaç yer araştırdık ama onlar çok uzaktı. Hani dedik bu kadar jetler falan olmasın. Yorgun var. Kısa yerlere gidelim ama yurt dışı tercihimiz. Zamanla yapacağız balayı. Damat bey offroadcu olunca benim de özel olarak tercihim offroad oldu. Biraz ekstrem sporları seviyoruz. Özellikle kardeşim onun özel bir ekibi var. Onlar da sağ olsunlar bize böyle bir jest yaptılar. Sevdanı çok istedim. Evet. Tek gelinlik olmayacak galiba. Var, after'ımız var. After'a kalacaksanız. Beklerim after kıyafetinde. Teşekkür ederiz. Mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Çok teşekkür ederiz. Çok her şey güzel olur. Teşekkürler. Çekin abi fotoğrafını çekin. Biz bir arkadaşımızın düğünündeyiz. Bir de unutulmayan yüzleri görüyoruz yani en çok sevilen. Evet biz bir aradaydık ama ekranlarda pek görünmedik. Yani zaten hep zaman zaman görüşürüz hep beraber toplanırız. Sevda ve Bilge'nin bu mutlu gününde yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman da kopmadık. Evet. Mutluyuz yani onlarla beraber olmaktan. Bakalım içeride ne olacak? Sevda çok heyecanlıydı. Tabii ilk defa benim. Bilge de öyle. Sizde var mı öyle bir gelişmeler? Ben de çok evlendim, boşandım. O yüzden bir daha istemiyorum böyle bir şey. Kaçırdınız onları magazin olarak. Gizli habersiz. Şimdi kadroyu bir arada görünce gazetelerde haberler çıktı. İşte unutulmaz dizi arka sıradakiler geri dönecek diye. Sizde herhalde Temmuz Bey'in de yapımcılığı olma durumu varmış. Ya Birol abiyle yine Birol Güven'le birlikte olursa olacak. Ama çalışıyoruz şu anda net bir şey yok. Olsun diye uğraşıyoruz hepimiz zaten. Bülent'le birlikte böyle fikir birliği yaptık, konuştuk, ettik. Bayağı da bir üzerine emek harcadık, hala harcıyoruz.
henüz net olmamakla birlikte olması için çabalıyoruz. Yani altyapıyı biraz kurmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncuları tekrar toplamak o biraz zor. Herkes çünkü ayrıldı, koptu, evlenen oldu. Şehir dışında olan var, ülke dışında olan var. İş tabii yapanlar ki, var. Yani. Şeye soralım yani tekrar dizi lise hayatını mı anlatır olursa? Hikaye. Yani hikaye öyle olmaz mı? Sürpriz olsun. Lise olmaz. Benden olur da ondan olur. Uzadı çünkü. Yani. Ben sonraki üniversiteye mi gideceğim o zaman? Ben Oktay'ın abisi olarak oynayabilirim. Şu an yaşım kurtarıyor onu. Doğru, doğru. Yani siz neler anlatmak istersiniz? Yani gene güzel bir hikaye olacak diye düşünüyoruz da hani çalışmalar var. İşte Bülent'in dediği gibi. Bakalım, bekliyoruz yani. Heyecanlıyız. Yani bütün ekibin, evet, evet, eski ekibin ruhunu toplamaya çalışıyoruz. İşte bazı arkadaşların dediğim gibi dışarıda olduğu için görüşmeler oluyor. İşte geldiği zaman hani gel bize yani 3 bölüm, 5 bölüm bir şeyler yap gibisinden konuşmalar geçiyor. Bakalım yani hayırlısı. Yine gazetede çıkan bir haber var. Bülent Bey hiç değişmiyor. Hatta yazmışlar hayranlarınız altına. İşte sizi, hayranlarınız torun sahibi oldu, siz hiç yaşlanmadınız. Şok, şok, şok. Biraz önce de Temmuz'un alması öyle söyledi ama ben hani baktığım zaman ben görüyorum yani. Çökmüşüm biraz. Benim de karşıma çıkıyor. Bir insan hiç mi yaşlanmaz falan Oktay'ın fotoğrafları. Peki son olarak mesajınız nedir Sevda Hanım'a? Mutluluklar diliyoruz Dilge'ye, Sevda'ya. Bu özel günde de yanındayız. İnşallah mutlu olurlar. Hemen bir çocuk istiyoruz onlardan. Evet. Çok teşekkürler. Bu araba sizin galiba. Bizde, evet. Bayağı güzel. Yani Türkiye'nin en yukarı bir sahibi. Yani gizli patlı. Öyle mi oldu? Parasız kaldı lan. Yani üstüne atıyorum yani. Evet, gibi gibi. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bir fotoğraf alalım. Çok pardon. Sana mı bakıyorsun? Arabanın ne yapacaksın?